Teyzene uğramayacak mıyız? Ya yok canım. Yani en büyük düşmanına uğradığımı öğrenirse annem delirir. Hem zaten teyzemi görmeyeli yıllar oldu. Yani karşılaşsak bile ne ben onu tanırım ne de o beni tanır. Azira? Teyze? Ay teyzesinin bir tanesi, hoş geldin. Aa. Ay sen ne kadar güzel olmuşsun. Nasıl büyümüşsün böyle ha? Ay, hoş geldin. Ada kurabiyesinden yerken demişsin ya anneanne bundan getiriyordu hep diye. Herhalde buradan alıyordu demişsin. Melisa da dedi ki anneannesi adalıymış. Aa dedi. Burada internet yavaş, dedikodu hızlıdır. Ay şuram bir sızladı şuram. Dedim ki kız bu Haziran olmasın dedim. Adanın her yerini dolaştım. Sahile gittim, fabrikanın oralara kadar bile gittim. Ay anne bir nefes al ya. Bir nefes al. İnsanları paralize ediyorsun. Ya siz niye oraya kadar gittiniz ki? Evi mi bulamadınız? Ya biz... Yok yani biz... bizim size uğrama planımız yoktu. Ha. Yani annem görmesen bizi görmeden gidecek miydin? Yok. Yok biz rahatsızlık vermeyelim diye. Evet. Aa, olur mu canım öyle rahatsızlık falan? Ben şimdi iki dakikada size hazırlarım yiyecek bir şeyler. Börülce var, sarma var. Kızım koş bir balık alıver senden. Yok, yok, yok. Bizim o kadar vaktimiz yok. Biz daha pastaneye gideceğiz, eşyalarımızı alacağız. Sonra vapura yetişeceğiz. Bir de benim öncesinde kol yapmam lazım. Ne yapacaksın? Telefon toplantısı. Ha. Şey, benim odamda yapabilirsin. Hadi ben hemen iki dakikada hazırlayıveririm sofrayı. Öyle aç acına gider miymiş insan teyzesinin evinden? Hadi gel. Hadi. Peki. Hadi bakalım. Gel gel. Kolyen ne güzelmiş. Ya. Sarı mı bu? Kendim yaptım. Ya ay çok güzel. Kendi kanımı boşalttım içine. İstersen sana da yapayım. Yok bana yapma ben. Beni kan tutuyor. İşte burası da annenle benim odamdı. Bu yatak böyle pencerenin önündeydi. O yatağı kapmak için az kavga etmedik bununla biz. O nasıl? İyi. Babamdan sonra ilk defilesini yaptı. Siz niye küstünüz? Zeynep söylemedi mi? O zaman bana düşmez. Hadi sen konuşmanı yap. Bir şey istersen çekinme söyle olur mu kızım? Tamam. Arazisini bankaya ipotek ettiğini tesadüfen duydum. Eğer böyle zarar etmeye devam ederse çok yakında orayı satmak zorunda kalır. Emin misin? Evet eminim. Bilançoları ben görüp inceledim. Hatta fotoğrafını bile çektim. Onları bana da gönder. Ben inceledim zaten. Olsun sen yine de gönder. Siz bilirsiniz. Tokyo işin şimdiden hayırlı olsun. Ne yapacaksınız? Madem bilançolar elimizde, bankayı krediyi geri çağırması için zorlayacağım. Daha kolay oldu. Hem ada o huysuz ihtiyarın pençesinden tutulmak üzere hem de ben toplumdaki pozisyonu kaptım. Hani şu Tokyo sevgini hiç anlamıyordum. Ya göklere uzanan binalar, havada giden trenler, alışveriş, sanat. Hasan biliyor musun Tokyo'da rögar kapaklarının üstünde bile resimler var. Durun! Durun! Durun bekleyin! Biricik koş! Ya sadece iki dakika geciktik, durun bekleyin! Ada vapuru da gittir hanımefendi. Ya bu adada her şey aheste vapurdaki yani öyle mi? Hey, inanamıyorum ya inanamıyorum. Gerçekten bravo gerçek. Bayağı gidiyor ya bayağı gitti. O son çayı içmeyecektik. Hay Allah ya. Neyse önemli değil bir sonraki vapura bineriz. O kaçtaydı? Başka vapur yok. Ne demek yok? Vallahi hiç de üzüldüm deyip yalan söylemeyeceğim. Bu gece burada kalacaksın. Ne? Aa bak ne diyeceğim. Meydanda akşam pazar kuruluyor. Haziran bir görsen çok neşeli oluyor. Vallahi hiç sıkılmazsınız ha. Bak dedim sana. Valizi iki getirmiş.
böyle kurutuyorsun, sonra duvar asıyorsun değil mi? İzliyoruz ama sen bilirsin. Buna ne kadar? 5 TL. 5 TL mi? Ay çok ucuz. İnsan burada yaşasa parası hiç bitmez. Ay şamlar çok güzeller. Vapuru kaçırdık anne. Başka dolaşım aracı yok. Sen de biliyorsun. Teyzenle karşılaşmadın değil mi? Yok canım, karşılaşmadık. Bak karşılaşırsan sakın konuşma. Benim hakkımda saçma sapan şeyler söyleyecek sana. Gel fırsat verme ona. Dergi mi, internet fenomeni mi? Kardeşim Selma. Haziran, duydun değil mi? Duydum anne, duydum. Tamam, görür ve tanırsam kafamı çevireceğim. Kimi görürsen kafanı çevireceksin evladım? Tamam. Tamam, yarın görüşürüz. Olur, yarın da görüşürüz de. Neden görüşeceğiz? Ay Haziran, gel gel şu şallara bak oğlum. Başkan bu sıkı çalışmış. Mesele turizm olunca enerjisi yükseliyor. Teşekkür ederiz. Yani böyle dışarıdan gelenler eğlenecek diye bir sürü gereksiz iş. O kadar da eğlenceli değil. Çok daha iyilerini gördüm. Geceleri adada nereye gidilir? Eve. Eve mi? Bu saatte mi? Yok, ben mümkün değil, böyle bir yerde yaşayamazmışım. Yani düşünürken bile basıyor. Senin hayatın bambaşka tabii. Sosyal medyadan takip ediyorum. Hem bazı postlarını annemlere de gösteriyorum. Bundan sonra ben de seni takip ederim. Hı? Benim hayatımda ilginç bir şey yok ki. Sen ne güzel. Bir o ülkeye gidiyorsun, bir bu ülkeye gidiyorsun. Bak, ben ilk yurt dışına bursla gitmiştim. Tamam mı? Sen de yaparsın. Sonra benim gibi uluslararası şirketlerde çalışırsın. Bu odaya çakılıp kalmazsın. Çivi çakılır. Yaşadığın yeri sevmek bambaşka bir şey. Alper, ben çok sıkıldım. Gidiyorum eve. Abi bir dur ya. Dans yarışmasına uğrayacağız da. Oğlum yapma, saçmalama ya. Ya belki sen de katılırsın. Ben dans edeceğim. Tabii. Tamam, şaka yaptım ya. Şu içecekleri taşımama yardım et bari. Hadi. Gidiyoruz. Ne yarışması? Da değil. Dans yarışması. Ama en iyi dans eden değil, en uzun süre, en dayanıklı düşmeden piste kalan kazanıyor. Ha, şu geleneksel dans maratonu. Vapurda inerken biri ilan dağıtıyor. Evet. Ya biz İstanbul'da olsak daha yeni dışarı çıkıyorduk. Eve gidip uyumayacağımıza göre. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Seviyorum diyerek kandırma beni. Bugün çok eğleneceğiz. Bakalım büyük ödülün sahibi kim olacak? Hiç durmadan dans edeceksiniz. Arada bir su molası, yemek molası vereceğiz. Onun dışında müebbet dans. İnsan ancak deli gibi aşık olduğu biriyle bu kadar dans edebilir. Ve büyük ödül tam 5.000 lira.
Hayır, surat asacaksın madem, niye geldin? Kim? Şu fabrikada karşılaştığım çocuk. Merhaba. Ha. Adanın kraliçe arası da teşrif etti. Kim? Merhaba. Ay, İdil. Merhaba. Belediye kolay başkanının gelsin. Kızı. Nerede şey bir festival var, onu İdil düzenler. Kimin düğünü var? Gelinden önde oturur. E hangi dükkan açacak? Kurdelesini de İdil keser. E en iyi yemeği o yapar, en güzel o giyinir. Yaşlılarla da en çok o ilgilenir. Çok iyi ve sıkıcı birine benziyor. Ve gıcık. Sayın başkanımızın kızı da burada. Ay. Alkışları alalım. Ay, azıcık yavaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. 4. geleneksel dans maratonumuz başlasın. Babam Fuar'dan sevgilerini ve saygılarını iletti her birinize. İyi eğlenceler diliyorum. Yarışmacılara da başarılar diliyorum. Yarışmacı çiftleri piste alalım. Elif ve İlker. Ne oldu ayağına? Bir şey yokmadı ya, iyiyim, unuttum sadece. Neyse, zaten dans etmeyeceğiz. Biz de durmayalım ayakta, hadi. Ben biraz daha buralarda durayım, ondan sonra eve gidelim, olur mu? Babaannemin serumunu kapatmam lazım. Ya yok, ben hallederim, sen git, dinlen bence artık. Ay ne yorulması, yorulmuyorum ben, severek yapıyorum. Aliye teyzem benim en sevdiğim hasta. Başka hastan yok diye. Barış abi. Efendim Zeynep'ciğim? Ben senden sessiz bir şey yaptım. Ne yaptın bakayım? Hani ben uzay kampına seçildim ya. Oraya gitmek için de para lazım. Annem kızım o kadar yok dedi. Ben de... Ah canım benim ya. Kıyamam ben sana. İdil ve Poyraz. Ben bileğimi burktum maalesef. Yoksa biliyorsunuz hiç nazlanmam. Adını dansa yazdırdım. Eğer kazanırsan beni kampa gönderirsin değil mi? Oha, Poyraz abi dans mı edecek? Ya Ütücü Sevim'in kızı uzay kampına mı ne gidecekmiş? Onun için yarışıyor. Ya Zeynep'ciğim, ben dans edemem ki. Lütfen Poyraz abi, benim için. Bence boşuna ısrar etme, çünkü Poyraz gerçekten dans etmez. Sen artık seneye gidersin kampına, olur mu? Peki. Sevgilisi de orada, görüyorum. Hadi piste piste. Ya ne yaptın? Ya hayır ya, ne alakası var? Yok yok, teyze yok öyle bir şey. Ne? Poyraz'ın sevgilisi o değil ki. Hadi hadi, tamam Haziran. Adada olan adada kalır. Ya yok diyorum öyle bir şey, saçmalamayın, Allah Allah. Of. Ya hadi Haziran abla, lütfen ya. Ya hadi hadi. Benim tanımadığım adamla ne işim olur, saçmalamayın diyorum size. Ya bir çocuğun hayalini gerçekleştireceksin, öyle düşün. Zeynep. Bak sırf senin için ama, tamam mı? Ama bak, eğer parayı kazanırsak ve sen gidersen, döndüğünde bana her şeyi de öğreteceksin. Hadi bakalım. Oley. Ya hadi. Hayır, sevgilisine ayıp olur bir kere, tamam mı? Yok sevgilisi. Sevgilim olduğunu söylediğine göre reddetmezsin herhalde bunu. İşte bu. Poyraz abi hoş geldin. İlk harmandalıyla başlıyoruz. Ben harmandalı bilmem yalnız. Ben de sahilde sevgilim olduğunu söyleyen kızı merak ediyordum. Sen diyebilirim herhalde değil mi? Artık bir ilişkimiz olduğuna göre. Bir sahil yapışkanını def etmenin en kısa yolunu seçtim. Beni gösteriyor. Özellikle seçmedim. Etrafta başka erkek yoktu. Yani mecbur kaldım. O yüzden o sesindeki özgüven tonu düşür. Ayrıca benimle dans edeceğini duyunca piste fırlayan sensin. Benim sana değil çocuklara zaafım var. Ben de o yüzden çıktım zaten. Ödülü kazanmamız için tahmini ne kadar dans etmemiz lazım? Geçen sene 7 saatten fazla sürmüştüm. Ne? İyi. Neyse ki konuşmak zorunda değiliz.
sevdiğim şarkı. Ha, tabii. Sen böyle şarkılardan çok hoşlanmazsın, değil mi? Ha? Düşecek aşkın hep daha. Canın bahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip uzunlar bir. Sen bana yürüyünce. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelip uzunlar erir. Sen bana yürüyünce. Evet, 5 dakika mola. Çok iyiydin Haziran, çok iyisin, süperdi. Gel, su iç. Bakalım. İçeyim. Dans etmek bir şey değil de, bu adamı çekemiyorum. Nasıl ters, gıcık, inatçı, böyle bir garip. Ya Poyraz öyle gibi gözükür ama öyle bir çocuk değildir yani. Hiç de öyle değil ya. Ağzından iki kelime bir şey çıkmıyor. Sohbet edemiyoruz. Elin çıldırdı. Bu kadar kızardığını görmedim işte. Nehir, çok ayıp anneciğim. Çok ayıp. Sen yorgun gibi görünüyorsun. Sıkıldın herhalde. Yani bırakabilirsin. Hatta bence bırak. Pardon, bakar mısınız? Poyraz çekiliş. İyiyim ben. Sıkıntı yok. Kazanacağız o parayı. Evet. Kazanacağız. Biçim kazanacağız. İnşallah kızım, kazanacağız. Aynen. Zeynep, alacağız o parayı. Mola bitti. Herkes sahneye alalım. Yorulmak yok, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Kız! Ay, ay, gitti kızcağız. İyiyim ben, iyiyim. Beni devirmek kolay değil. Bana hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin, iyiyim. Tango. Tangoyu erkek yönetir. Ama senin tango bildiğini hiç zannetmiyorum. Şimdi sen böyle tezgah açıyorsun ama belediyeye kira vermiyorsun ya, babam da hani buna göz yumuyor. Sen bana bir iyilik yap şimdi. Şu gereksiz ışıkları ve müziği kes, babam da göz yummaya devam etsin. Terzi Selman'ın yeğeniymiş, İstanbul'dan gelmiş. Ne zaman defolup gidecekmiş? Aa, bak onu sormadım. Yani ne yapalım artık, değil mi? Bırakalım mı? Tabii, mecbur bitecek zaten. İnsanlar bastığı yeri görmüyor. Parayı da kalanlar arasında dağıtırsınız, sonra herkes evine. Hadi iyi geceler. Hayır ya, hak eden kazanacak. O kadar uğraştık. Mazlum abi, ver telefondan müziği. Siz de mum kandil bir şey getirin, orada vardı. Rengarenk ormanlardan elimden tutup da yürüdün yanımda. En son New York'ta partilerken bu kadar hayatta kalmıştım. Bir de Berlin'de sunum yaparken, ama ihaleyi biz almıştık. Romantizm iyice tavan yaptı. Şimdi ellerin, ellerin.
Can baba ya. Ne oldu? Konuşmasını evde unutmuş. Git fotoğrafını çek bana at diyor ya. Gidecek misin? Mecbur gideceğim. Çok saçma bir yarışma bu ya. Babama söyleyeceğim, seneyi iptal et. Yanındaki kız sevgilin mi? Arkadaşım. Sen öyle sanıyorsun. Ama o sana aşık. Sana öyle geliyor. Verecek cevabı olmayan erkeklerin klasik cümlesi. Sana öyle geliyor. İdil benim arkadaşım. Babaannemin hastalığında çok yardım etti bana. Nesi var babaannenin? Olmadı. Bir gün bahçede düştü. O günden beri de hiç uyanmadım. Ama uyanacak değil mi? Uyanır. Mutlaka uyanır. Uyan güzeldeki gibi. Belki de gerçek sevginin dokunuşunu bekliyordur. Yalan. Sevginin gücü ancak masallarda geçer. Sen öyle san. Önce kapattım. Elektrikler mi gitti? Hı, versene onu. Yok, ben almayayım, sağ ol. Yani cildimin yağ dengesi bozuluyordu. Bence siz de yemeyin. Sonra oksijen terapileri falan yapmanız gerekir. Ya bence. İzzet, o kızılcık şurubuna ne kattı ya? Dans eden Poyraz görüyorum. Ya Poyraz abi. Allah Allah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kandik tutamıyorum. Ne istersen. Ben tutarım seni. Söz var ama. Bırakma, tamam mı? Söz. Söz. Nasıl oldu anlamadım, tanıştık birdenbire. Ne denirim sorma boş yere. Seni kucaklama geldi içimden, kendimi tutamadım işte geldi. Ya. Bunun orada ne inatçı çıktı. İnanmazdım sevgiye. Sırtım, ayaklarım, her yerim tutuldu resmen. Derdim insan kısmetini kendi bulur isterse. Oysa sözler ne kadar boş insan sevince. Ben de bittim kızlar, hadi kalkalım o zaman. Ama nasıl dönecek Haziran eve ha? Sen merak etme, Haziran dünyanın her yerinden yolunu doğru söylüyorsun. Hadi kalkalım, isterse arar bizi, gelir alırız, ne olacak? Hadi kalk. Ben siz ne yapacağım, ben de geliyorum. Hadi gel. Hadi gidelim. Tamam, yenisini alırsın, gel. Alamam. Şans bilekliğim o benim. Olmazsa her şey kötü gider. Çok... Jüri buraya bakabilir mi? Dansı bıraktılar. Diskalifiye olmaları gerekiyor. Hiç de bile, sen benim bilekliğimi ittiğin için. Dansı bıraktılar, kabul etmiyoruz. Hayır efendim, ben kaybetmek için oynamam. Poyraz. Biz de devam edeceğiz. 10 saat de geçse, sabaha kadar da sürse inmeyeceğim bu pistten. Şimdi onlar düşünsün. Kusura bakma balım, ben bittim. Hayır ya, bırakamazsın. Poyraz ve Haziran.
Seremoniyi boş verip çekiveriyorum çünkü herkes çok yoruldu. Barış abi tebrikler. Ufaklık nerede? Sandalyede uyuyordu, annesi eve götürdü galiba. Nasıl yani, ödül veremeyecek miyiz? Ben veririm bir araya. Olmaz. Sabah uyandığında yastığın üstünde bulsun. İyi tamam, götürür veririm şimdi annesine. Hayır efendim. Beraber kazandık, beraber vereceğiz. O çocuğu sevindirmek ortak ödülümüz. İyi hadi. Hadi de yani. Ben oraya kadar yürüyebilirsem. Sen beni kollarında mı taşıyacaksın? Ben düşmem. Düşersem de kendim kalkarım. Ama çok açım. Aşırı açım. Bana acilen yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Kahvem var ama neyse ki. Hadi çabuk. Tuzu serpilmiş gibi. Yani bizim dışımızdaki herkes, her şey uyuyor. Hava da aydınlanıyor zaten. O zaman kahve zamanı. İçer misin? Ada bu kadarcık değil mi? Deniz kenarı, meydan, gezdik bitti. Gezecek başka bir yer yok. Sen sadece oraları mı gezdin? Esas güzelliği görmemişsin. Neredeymiş o esas güzellik? Gel benimle. Nereye? Nereye? Açım aç, anlamıyor musun? Saatlerce dans ettik. Ya önce bir kahvaltı yapsaydık bari, hadi. Çok güzel bir sürprizim olacak, geç. Yiyeceksin. Nasıl büyülü bir yer. Öyledir. Buralı mısın? Evet. Annem, baban? Onlar da mı buralı? Neden merak ediyorsun ki? Merak etmiyorum. Sırf sohbet açmak için aklıma ilk geleni soruyorum, o kadar. İyi. Sen sor. Sen bana neresin diye sor hadi. Aa yok, sormama gerek yok. İstanbullusun. Bir plazada ya da ona benzer bir yerde çalışıyorsun. Günübirlik gezmek için adaya geldin. Hı-hı. Yerel yemekler yedin. Meydanda kahve içtin. Belki gece pazarından kekik falan aldın, selfie çektin. Yarın da muhtemelen İstanbul'a geri döneceksin. Sonra arkadaşlarına diyeceksin ki... Doğal hayat ne kadar güzelmiş. Ben de keşke öyle bir yerde yaşasam diyeceksin. Hiçbir zaman yaşadığın şehirden vazgeçip gelip buraya yerleşmeyeceksin. Oldu mu? Çözüm bitirdin yani beni. Öyle mi? Yani o kadar da karmaşık biri değilsin. Karmaşık olmayı meziyet sanacak kadar aptal değilim. Ve şöyle söyleyeyim, bilemedim. Bir kere ben asla küçük bir yerde yaşasam demem. Metropolleri severim. Binaları, mağazaları, kalabalığı, gürültüsünü, o kalabalığın içinde yalnız kalmayı severim.
Ve ayrıca adaya da selfie çekmek için gelmedim. Muhteşem. Murat'ın hikayesi ne? Burası güneş tanrısı için yapılmış zamanında. Sanırım güneş tutulmasının en net görüldüğü noktalardan birisiymiş burası. O zamanlar güneş tutulmasını kutsal sayıyorlarmış. Neden? Çünkü güneş ve ay birbirine çok alışıkmış. Yüz binlerce yıldır birbirine kavuşmayı beklemişler. Birbirlerini yanlış zamanda bekliyorlar yani. Ama güneş tutulmasında buluşuyorlarmış. Sonraki güneş tutulmasında burayı düşüneceğim. Hangi pansiyonda kalıyorsun? Pansiyonda kalmıyorum. Teyzemde kalıyorum. Selma terzilik yapıyor, tanıyor musun? Sen onun yeğeni misin? Evet. Sen de buralısın o zaman. Annem buralı, ben değilim. O da 20 yaşından beri dönmemiş zaten. Ben de dönmeyeceğim. Buradaki görevim bitti. Ne görevi? Köklerimle tanışma görevi işte. Tanıştım, bitti. Hadi. Ben şuraya birazcık kendimi atacağım. Şehrin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyini? Bir sonraki dakika ne olacağını asla bilmiyorsun. Her an, her saniye böyle yeni maceralar. Ama burada öyle mi? Aylar sonra bile ne olacağı belli. Hatta yıllar sonra. Öyle mi sanıyorsun gerçekten? Sanmıyorum. Eminim. Baksana, dışarıdan gelen insan sesleri yok, müzik sesi yok, gürültüsü yok. Ben böyle uyuyamam ki. Saat 9 sesleri var. Sesi değil aslında onlar. Cır cır böceği sesi. Doğanın en kalabalık korusu yani. Ha bir de... Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir aybaz. Sana yazmayınca harflerim mitali, yan yatar kelimeler, cümleler devri. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çek.
başa çıkar. Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Bilmem. Oh, senin şimdi her yerin tutulmuştur. Sen bizi uyandırmamak için buralarda böyle kedi gibi uyudun mu be yavrum? Tüh benim teyzeliğime ya. Ondan değil. Dans yarışması beni mahvetti. Kim kazandı? Benim olduğum yerde kim kazanabilir ki? Ya keşke ben de sonuna kadar bekleseydim. Keşke kupa da verselerdi Haziran'a. Götürürdün eve İstanbul'a. Kupa değil de ben bir kahve... Kahve vardı değil mi? Ay Poyraz abi artık onun tapulu malıymış gibi davranmaktan vazgeçer. Uy, sinsi sinsi bütün adayı doldurdu. Herkes onların evleneceğini sanıyor. Bütün ada öyle düşünüyorsa yüksek ihtimalle evlenirler. İstatistik. Morning kızlar. Günaydın. Köy kahvaltısı nasıl? Çok iyiymiş. Tam storylik. Dur bozmadan bir çekeyim ben bunu. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Ay çok iyi. Dans pistinde bilekliğimi düşürdüm. Önce ona bakacağım sonra da öğle vapuruna yetişiriz. E tamam. Dur ben o zaman şoföre yazayım bizi iskeleden alsın. Tam da trafik saatinde orada olacağız ama neyse. Haziran abla. Daha gelirsin değil mi? Yani ikiniz de gelin. E artık çıkıp çıkıp gelin değil mi? Ha? Yani ben 3 ay sonra taşınıyorum ama fırsat buldukça ben gelmeye çalışırım. Hatta belki yaşlanınca adaya yerleşirim ha? Hatta o eski evde bir de gözlemeci açarsın. Sonra da cinnet geçirip bütün adayı yakarım. Ay Allah korusun ya. Şaka teyzeciğim şaka şaka. Aslında Poyraz bir ara o binayı onaracaktı ama sonra vazgeçti değil mi? Poyraz niye onarıyor ki orayı? E ortaklardan biri o ya kızım. Senin anneannenle onun babaannesi ahiretlikti. Bunlar zamanında bir de bir arkadaşları daha ortak para koyup yaptırdılar o binayı. Hadi canım. Benim o Poyraz'la ortak bir şeyim mi var? Hı.